Burak rahatsız mıydı? Bu mahallede eğer bir şekilde dillendirildiyse senin kulağına ya da Burak'ın kulağına geldi mi? Yani böyle iç güveysi gelmiş gibi ya Burak oraya. Burak bundan rahatsız mıydı yoksa rahat mıydı yani? Önemli Ya değil mi? Burak rahat, şöyle hani işsiz kaldığı için hani çok rahat değildi, hani böyle huzursuz oluyordu. Yani ondan başka da böyle bir şeyi yoktu yani, hani zaten hani ben şey yapmazdım, hani pek dillendirmezdim Ara hiçbir ara şey. tartışmalarınız oluyor ya. O tartışmalarınızın ben Son nedeni... zamanlarda sadece hani etten püften tartışmalar oluyor Ama yani. anlamam lazım onu. Eften püfen ne demek yani? Ya mesela bir tane örnek vereyim. Bizim çaydan çay tabağı var. Ben bir tane çay tabağı üstü için bir şey almıştım. Hani ondan niye getirmiyor? Niye aldık boş boşuna gibi. Hani böyle şeylerden genelde. Burak sana değer veriyor muydu sence? Yani vermezse bilmiyorum. Veriyordu bence ya. Sen kendini değerli hissediyor muydun Burak'ın yanında? Yani değerli derken hani böyle üstüme titrediği de oluyordu. Titrediği oluyordu. Ama yatakları falan ayırmışsınız ya. Yani yatakları ayırdık ama ben onu şey olarak, hani ben evliliği bilmiyorum. Hani ben Daha 20 yaşında küçüksün. evlendim. Evet. Hani yataklarımız ayrıldı ama hani üstümü açıyorsun dediği için hani ben bunu hani beni aldatıyor olarak direkt düşünemem. Ben o sırada hani evliliğimiz normal gibi, hani şu an evliliğiniz çok kötüymüş falan filan gibi algılıyorsunuz ama İşte ben evet, öyle evliliği algılıyorum. bilmediğim için benim evliliğim güzel gibi geliyordu bana. Ama şu an Ben bilmiyorum ki, baktığında şu aslında an sorunu. baktığımda hani ben de anlıyorum artık sizin gibi düşünüyorum ama o an öyle değildi. Peki işsiz kaldığında Burak zamanını genellikle evde mi geçiriyordu? Yani genellikle ya arabayla ilgilenirdi. Evin içinde, evde mi yani? Evde mi olurdu? Genellikle evde olur. Temizlik falan çok severdi. Yani öyle biliyorum ben. Nereye, bir yere gittiğinde falan bana haber vermezdi öyle. Peki yani sen işe gidiyorsun, Burak evde. O sırada balkona çıkar mıydı? Yani bu Recep Orozoğlu, Nurgüllerin falan Tabii evini tabii görecek. balkon falan yıkardı sürekli öyle. Balkonda çok vakit geçirir miydi? Balkon yıkardı aynen. Yıkamak değil benim derdim. Onu sormuyor Selma. Balkonda çok vakit geçirmek, oturmak, zaman geçirmek, balkon yani bir anlık senin dediğin mi temizlik yapıyorsun, dışarı çıkıyorsun. Bizim dediğimiz balkona zaman geçirmek. Yani sanki şu açık sorayım ya. Sanki Ya bana Nurgülleri açık soralım, niye lafı dolandırıyoruz ki? Sanki Nurgülleri ve Nurgül'ün evini gözetliyormuş gibi bir hali var mıydı? yok, onu sezmedim ama bir ara bana şey dedi, hani hani o Nurgül'le el salladığı balkonda, hani ön taraftaki balkonda Kim vardı yanında Burak'ın o sırada el sallarken? Yani şey, Nurgül'ün... Zeynep teyze varmış işte, Nurgül'ün annesi varmış. Peki, Buranın yanında kimse yok. Burak'ın yanında kimse yok. Tamam. Peki, şimdi araba aldıktan sonra Burak çok değişti demişsin. Özgüveni geldi demiştin. Yani araba aldıktan sonra bir yere rahat. Mesela arabayı şey için almıştı önceden. Hani boşu boşuna dolmuş parası vermeyelim. Seni işe bırakayım, işten alayım falan filan demişti ama sonrasında böyle bir şey olmadı. Ben de bunu dile getiriyordum. Sonrasında hani diyordum, beni neden işten almıyorsun? Hani iş yerindeki Seni arkadaşların öyle ikna eşleri. etti. Yani seni işten alırım, getiririm, götürürüm, minibüse binmezsin Hani ilk başta vesaire. manavcılık yoktu yani aklımda. Ha, seni getirip seni konforunu sağlamak için araba Benim almayı. için de kendi için de hani rahat gelip gideriz falan filan gibi. Ben mesela hani diyordum, iş yerindeki arkadaşların eşleri her akşam geliyor alıyor. Hani sen de gel diyordum. O da diyordu, iş yerindeki arkadaşların benim yaptıklarımı yapıyor muydu gibi böyle bir cevap verdi. Ben de yapıyor gayet dedim. O iş yerindeki arkadaşların eşleri yemek de yapıyor dedim. Hepsini de yapıyor dedim. Almaya da geliyor dediydim. Ama sonrasında öyle geçiştirdi beni. Peki arabayı baban mı size aldı? Parasını baban mı Yani ödedi? babam parayı verdi. Benim bileziklerim vardı. Bileziklerimi ben babamgile verdim. Hani öyle şey değil aslında. Benim bileziklerimle alınan bir araba. Yani düğünde takılan bileziklerle alınan bir araba. Acaba yani o araba sürekli yani gidip geliyor muydu sonrasında Yani olaydan sonra sürekli bir yerlere mi gidiyor, ne Burak yapıyor? arabayı hani mesela markete giderken bile, hani yakın bir market olsa da sürekli arabayla gidip gelirdi her yere. Yani hatta olaydan sonra duyduğum kadarıyla bundan rahatsız olanlar da varmış sürekli. Bir gelip bir gidiyormuş yani Burak. Hatta rahatsız olanlar da Halilgil. Hani sürekli gelip çıkıp girip duruyor arabayla falan Gün filan içinde gibi. sen yokken öyle mi? Evet. Nereye gidip geliyormuş bu çocuk? Bilmiyorum onu. Öldükten sonra öyle Halilgil demiş bunu. Peki Abdurrahman sen evdeydin son bir ayda. Son bir ayda bu çocuk bir yere gidip geliyor muydu? Sıklık gidip Bir geliyor ayda muydu? ben komple evde değildim abla. Değil miydin? Ne yapıyordun? İşe Gidiyordun. gidiyordum ben. Ha, işe gidiyordun ara ara. Ayşe Hanım senin... Söyleyenler de Halil bu arada. Biliyorum biliyorum ama Ayşe Hanım o sırada senin oğlun yani sadece bu eniştesi Kerem'in yanına mı çalışıyor yoksa başkalarının yanına gidip gidip geliyor muydu biliyor Yok, musun sen? evdeydi. Ben mesela 3 hafta kaldım orada. Beni fiziğe götürdü, getirdi. Ondan sonra eve gelirdi. Ev temizlerdi. Evet, sürekli ev Yemek temizliyor. yapardı. Evet.
Başka da hani hiçbir yere gittiğini bilmem. Parka gidecek olduk mu derdi anne, hadi parka gidelim bir çay içelim gelelim. Oğlum evde içelim. Olsun anne parkta içelim. Gözün gönlün açılsın. Markete giderdik. Yani hiç ben dışarı gittiğini hiç görmedim. 3 hafta kaldım ben orada. Ama hiç bunları görmedim. Recep Orozoğlu sanığın işte kayınları söylüyor bunu. Yani aynen, karısının kardeşleri söylüyor. Peki yani Burak yarım saatte bir saatte bir sürekli arabayla girip çıkıyor demişler. Peki Burak başka bir yerde oturmak istedi mi, taşınmak istedi mi oradan? Yok, hiç istemedi. Hatta özellikle ilk evlendiğimiz zamanda da bu evde oturmak istedi. Babam ilk başta bir hani zorluğu çekin, hani bir kirada oturun dedi. Sonrasında oradan çıktık, buraya geldik. Peki lastik kesilmeye başladıktan sonra taşınmaktan bahsetti mi Burak? Yok, bahsetti zaten. Ben direkt hani şey yapardım yani. Ha şöyle, o mahallede bir gerginlik yaşanıyor ya. Bir mahalleden bir tehdit geldiğini ya düşünüyoruz. Mahalleden olduğunu düşünmüyoruz ki biz o zaman. Hatta ben bana dediğinde ben gidip hani Halil'li, hani onlar dışarıda oturuyor ya sürekli. Hani onlar birini görür diye onlara koştur koştur gidip yardım isteyecektim hatta ben. Hı hı. Hani sakın kimseye söyleme dedi Burak. Niye onlardan yardım istiyorsun? Hani onlar sürekli dışarıda ya. Hı-hı. Hep dışarı hani geleni geçeni görürler. Ama çok konuşmuyorsunuz aslında onlarla. Yani çok aranız... konuşuyorum ama bir düşmanlığımız da yok ki. Ha, düşmanlık yok. Peki onlara gitmenine izin vermedi mi seni? Vermedi. Sakın kimseye söyleme, ben halledeceğim. Hani iş yerindeki mesela polisler girip çıkıyor, hani polislere danışayım iş değilse dedim. Sakın dedi, kimseye söyleme. Sürekli aynı şeyi, ben halledeceğim diyordu sürekli. Burak silah almaya ne zaman karar verdi? Sen bunu ne zaman öğrendin? Son işte 4-5 ay önce falan haberleri izlerken, hatta Beyza da vardı, yemeğe oturmuştuk. Hı hı. Saat 7 civarlarında. Haberlerde böyle silah almak zorlaştı falan filan diye konuşuyordu. Nasıl zorlaşır ya, böyle şey mi olur falan filan gibi. Burak buna bir sitem etti. Ben de ne güzel işte, herkes kafasına göre silah alamayacak demiştim ben de hatta. Peki sonrasında silah almak için girişimde bulunduğunu seninle paylaştı mı hiç? Yok, hayır. Şimdi o yazışmalar gelsin bir ekranlara. Burak, öldürülen Burak Durun'la 24 Ağustos 2020 tarihinde, yani yaklaşık 6 ay önce falan birine şey soruyor. Reis fiyatlar nasıl diye soruyor. 500'den başlar, 7.24 ulaşabilirsiniz. Kardeşim kısa dipçik fiyatı nasıl? Satıcı da 500-602 model diye söylüyor. Arkasından 24 Ağustos 2020'de Burak isim yazıyor musunuz diyor. Yazıyoruz yazıyoruz, videosunu atarız diyor. Peki ücreti nasıl yapılıyor diyor. Adresi neresi? Denizli olduğunu söylüyor. Kapora gönderirseniz yazı yazınca videosunu atarız. Havale yapınca kargo yaparız. İstanbul'dan elden teslim imkanı da var diyor. Bir silah ticareti yapan birileriyle konuşuyor. Eş dost varsa gelip bakabilir, hazır olunca haber veririz diyor. 3 nolu yazışmaya geçtim. Ustam sen hazırla emaneti, elime ulaşsın direkt hesabında para diyor. Satıcı da diyor ki öyle ticaret olmaz ki, arayın müsait olunca. Burak da vallahi üstad diyor, daha önce 400'e aldık, bizim emanet yalan oldu. Şimdi bir de benim düşündüğüm gibi düşüneceksin, aynı hataya düşsen ne yapardın? Burak daha önce bir silah almış, 400'e bir silah almış, o silah olmamış, yalan oldu diyor. Arkasından satıcı diyor ki ben de sana şöyle söyleyeyim, kimseye itimat etmeyin. Bizden ürün alın, görün diyor. Burak da kapora ne kadar göndereceğiz diye soruyor. Arkasından şu yazışmaları da söyleyeyim. Üstad şöyle yapalım, ben 100 TL kapora vereyim. Emanet elime ulaşınca kapıda ödeme yapalım, eğer sizin için de uygunsa. Satıcı da diyor ki adres neresi? Denizli merkez diyor. Yine satıcı İstanbul'da akrabanız var mı diyor. Burak da maalesef yok diyor. Satıcı da diyor ki müsait olunca arayın, yardımcı olayım. Peki diyor, anladığım kadarıyla sonra görüşmeler telefonla mı ilerliyor, nasıl oluyor? Bilmiyorum, bence hani sadece sormak için ve orada da işletmiş gibi, yani hani daha önce aldık sıkıntı yaşadık gibi, hani böyle böyle hani kapora vermek istemiyor gibi. Kapora ne vermek istemiyor. Sıcak oldu, klimayı açalım bu arada. Hanımlar iyi misiniz siz? Dışarı çıkarabilirim sizi. Melekşe Hanım kötü oldu. Hadi dışarı ikiniz de çıkabilirsiniz. Kızınla beraber git tatlım benim. Çıkın çıkın. Evet, gel oradan gidebilirsin canım. Hadi bir... Onlar da Dilan'dan haber bekliyorlar. Perişan durumdalar. Tamam. Hadi canım benim. Şimdi Ağustos ayında yani bir silah alımı ile ilgili bayağı yazışıyor Burak. Evet. Bayağı yazışıyor. Yani özür dilerim ama bu birini kandırmak için yapılan bu kadar ayrıntılı, bu kadar yazışır mı insan? Silah almak istiyor bu çocuk yani. Ama almamış. Daha o zaman tartışmalar... Aslında evde bulurduk illaki. Anladım da sokakta daha park meselesi yüzünden tartışmalar da o sırada olmamış. Olmuş mu? Yıl önce. He? 6-7 ay önce, 2021'de öldürülüyor ya, 20 Ocak'ta, 6 ay öncesine git. Ağustos 2020. Ağustos, yani lastikler 5 ay önce çünkü, falan.
Lastikler çünkü Kasım ayında kesilmeye başlanıyor. Evet. Öncesinde Eylül-Ekim gibi benim bildiğim kadarıyla tartışmalar oluyor. Yani Recep Orozoğlu değil mi? Öyle biliyorum ben. Öncesinde yani Ağustos ayında Buran silah almasını gerektirecek bir olay yok. Komşularla bir tartışması yok. Bu çocuk neden silah almak istesin? Abdurrahman? Yani, ha? Bilmiyorum abla. Aşağının? Bana da demedi hiç. Hiç söylemedi. Peki bu yazışmaları kim ortaya çıkardı? Ben hesabını kırdıktan sonra. Sen onu ortaya çıkardın. Vallahi neredeyse emniyet gibisin yani. Aslında zor değil yani, numarası vardı ya, numarayı bilişim uzmanı olduğum için de bunu yapabiliyorum diyorsun yani.